Gelinimizin sunum masası 16 çeşit ikramla adeta göz dolduruyor. Çilekli kup, ekler, manti, tuzlu kurabiye, süt reçelli bisküvi, mermer kek, kornet pasta, vişneli milföy, ıspanaklı börek, avcı böreği, kısır, dızmana, ıslak kurabiye, zeytinyağlı yaprak sarma ve kuru dolma gelinimizin sunum masasındaki bazı lezzetler. Elif'in sunum masasındayız hanımlar. Nasıl gözüküyor? Görünüşüm gayet. Şu senin açını kapıyor olabilir. Evet, ben onu alayım hayatım. Alsak. İsteyen varsa verebiliriz. İsteriz biz bundan. Güzel. Evet, sunumluk da şıkmış. Bunu kaça aldın? 750 TL. Ama çok şık değil mi? İster sadece misin? Bu mu? Evet. Çok pahalı o. Değil mi? Kurabiyelerle sürekli birlikte. Sürekli kullanacağım şeyler olduğu için bana göre çok pahalı değil. Bence güzel. Bence gereksiz bir şey yani. Bana yani göre pahalı. Yani size göre gereksiz, bana göre gereksiz. Sürekli hamur işi mi yapıyorsunuz? Evet, hamur işini seviyorum. Bir de sürekli misafir mi geliyordu onu kullanıyorsunuz? Sürekli misafirlerim geliyor, evet. Sürekli misafir ağırlamayı seviyorum. Nerede bereket, orada hareket. Evet. Nasıl buldunuz peki tabaklarını, çatal bıçak uyumunu? Şöyle söylemek gerekirse böyle altın sarısı bir çatal bıçağı, şu şekilde bir masa örtüsünü hiç yakıştıramadım peçetesi, şahsen. Peçetesini saten ve masa örtüsünü daha saten ve şık beklerdim. Şu an için. Canım ben o el emeği olduğu için onu yaymak istedim. Ama şu, hani sen yani, babaannene vermişsin ya çeyizlerini. Babaannendeki çeyizin gibi olmadığı için masamda bunu da sunmak istedim. Bol çeyizim olduğu ama için. Ama bunu bize yapmamalıydın bence. Bu kadar şık bir masaya bu şekilde. Senin masamda daha şıkını görürüz canım. Hadi bakalım. Peki. Sen ne diyorsun? Ya ben biraz karışık gördüm. Neyi güzel karışık sunumları oldu? Güzel ama böyle siyah var, ondan sonra mavi var, gold var. Yani her şey böyle renk cümbüşü olmuş yani biraz. Yani bu kadar çeşide anca sunumluk. Biraz kadar daha sunumluk uyum olabilirdi. Yani 15-16 çeşide 16 tane de sunumluk alamazdım. Aa, 750 TL'den. Yani ona 750 verene kadar daha birbirine uyan şeylere daha çok parçaya... O kadar daha uygun daha, şeyler yok görsel olarak güzel. Bunlar görsel olarak güzel gerçekten bana göre. Gamze'ye katılıyorum. Bence de çok uyumsuz. Yani keşke uyumlu olsaydı da daha özenli olsaydı. Ve her şey böyle sanki yukarıda gibi ben geldi. De, her şey havada gibi. Sizler özel olduğunuz için yukarıda paylaştım her yani şeyi. Mesela o tarafta ne var göremiyorum. Ayağımı kalkmak gerekiyor. Ben sana sunarım canım sen istediğinde. Dert etme bunları. Bir de şu domatesi ben anlam veremedim. Sana gül yaptım. O ya, yüzden sana güle benzemiyor ama. Evet. Yani. Neye benzettin? Hiçbir şeye benzetemedim. Sadece sana domatesi ben gül getireyim gibi istersen. Tomurcuk güllerim var sana özel. Getirmem yok, istersen keşke masada getirir görseydik onu. Arkadan getirmektense. Yok canım yeterince. Ha, ben yemeklerimi sunmak istedim. Hı. Gülleri sunmak isteseydim gül bahçesine götürürdüm sizi. Şu öndeki pastayı kim yapmıştı Elif? Ben yaptım canım. Biraz evet çok düzensiz. Özensiz duruyor. Sanki bir anda düşecekmiş gibi. Sıcaktan olabilir mi? Kalıpta yapmamış mıydınız bunu? Kalıpta yapmıştım. Herhalde muhallebi biraz muhallebi yoğun olmadı. Muhallebi cıvımış olabilir. Evet. Dolapta fazla bekletmemiş olabilir. Tabii hani set ortamı var ya şimdi ışıklarımız evet var, çekim ama yapılıyor. Ama tadı güzel kızlar, tadına bakabilirsiniz. Hepsi bir de elemeyi şu basit bisküvili tatlının yanındaki nedir acaba? Hangisi? Şundan evet bahsettin. Sana basit bisküvili olan tatlının yanındaki ürün. Bahsedeyim. Tamam önce ben basit bisküvilden bahsedeyim. Çok basit dediğin çok basit bir şey değil. Ben bayağı tam da göremiyorum çok şey yüksek her şey ama öyle gibi geldi. Pastadan. Çok emek isteyen bir şey o yüzden. Genelde ağlayan çocuğa verirsin ya şeker. Ona ya benzemiş yok yani. Yok tatlım öyle değil. İstersen tadına bak şekerli mi değil mi görürsün. Nedir öğrenebilir miyim? Siz mi yaptınız? Evet ben yaptım. İçerisinde süt reçeli var. Neyi reçeli? Süt reçeli. Süt reçeli. Kaymak eşliğinde karıştıralım. Ne diyorsun ya? Oo çok şey evet, çok besleyici. Ben de alabilir miyim canım? Tabii ki canım. Evet. Dur bakalım neymiş. Çok merak ettim. Ben de merak ettim. Bu kadar ettim öve ve bitiremedim. Yani basit bisküvi de dedin ama herkes tadına bakmak dediğim istiyor. Dediğim gibi ışıklardan bakayım kaynaklı olarak erimiş olabilir ama tadı güzel. Bu arada yemek takımını ne kadar almıştın? Yemek takımıma 1200 TL'ye aldım. Çatal bıçakları? Çatal bıçaklarım 600 TL. Bıçaklarını ayrı olarak aldım. Bardakların peki fiyatı nedir? Bardaklarım da takım olarak aldım. Onun da fiyatı 1200 TL. Ama bu yemek takımıyla su bardakların yani ayrı olmuyor. Farklı yemek takımlarım da var. O yüzden hepsini uydurarak kullanmaya çalışıyorum.